Evet arkadaşlar, kanalıma tekrar hoş geldiniz. Ben Deniz Yavuz, Amerika'daki koleksiyoncu Yavuz. Evet arkadaşlar, malumunuz tüm dünya olarak bu sıralar gerçekten zorlu günlerden geçiyoruz. Ve bu sebeptendir ki çoğumuz evlere tıkanmış durumdayız. Biliyorum canınız sıkılıyor, canımız sıkılıyor ama yapacak bir şey yok diyorum. Ben de buna istinaden zaten elimden geldiğince daha fazla içerik üretip sizlere daha fazla sık aralıklarla video yayınlamaya başladım ki zaten geçtiğimiz haftadan bu yana bunu fark etmişsinizdir. Ve yine arkadaşlar bu içinde bulunduğumuz zorlu günlerden dolayı bugün arkadaşlar kutsal kitapları açacağız. Onlar da ne diye soracak olursunuz arkadaşlar? Stan Lee ve Jack Kirby'nin yaratmış olduğu Fantastic Dörtlü serisinin Omnibus Volume 2'si ve 3'ü arkadaşlar. Haydi bakalım başlayalım. Evet arkadaşlar, tekrar kanalıma hoş geldiniz. Umarım herkes iyidir. Dediğim gibi arkadaşlar, dünya olarak hakikaten çok enteresan ve zor günlerden geçiyoruz. Ama hiçbir şekilde ümidimizi, umudumuzu yitirmiyoruz. Her zaman başımızı dik tutuyoruz, pozitif oluyoruz ve evdeysek şayet bir şekilde kendimizi oyalayacak meşgaleler bulacağız diyoruz, değil mi? Bunlardan da en güzeli ne olabilir arkadaşlar? Tabii ki çizgi roman okumaktır. Çizgi roman okumak arkadaşlar gerçekten bu tarz zamanlarda çok iyi vakit geçirmek için harikulade bir nasıl diyeyim hobidir. Gerçekten de o anlamda bol bol çizgi roman okuyabilirsiniz arkadaşlar. Hem kafanız dağılır hem de zaman su gibi akıp geçer. Evet arkadaşlar, Stan Lee ve Jack Kirby'nin yaratmış olduğu harikulade çizgi roman kahramanlar grubu Fantastic Dörtlü'nün serisinin Omnibus Volume 2'si ve 3'ü arkadaşlar. Şimdi diyeceksiniz ki abi Omnibus Volume 1 nerede? Omnibus Volume 1 henüz yok arkadaşlar. Hemen ona bir açıklık getireyim. İkinci ve üçüncü volüm arkadaşlar. Ne yazık ki piyasada bulması gerçekten çok zor. Var olanlar da gerçekten çok pahalı. O yüzdendir ki ikinci ve üçüncü volüme uzun zamandır yoğunlaşmıştım. Gel zaman git zaman en nihayetinde bir çizgi roman dükkanında çok cüzi bir fiyatı bu iki omnibusu buldum arkadaşlar. Birinci omnibusun, hemen onu da belirteyim, Amazon'da yeni baskısı satışta arkadaşlar. Dolayısıyla ulaşabilmek çok kolay. Yani eBay'de veya Amazon'da veya diğer çizgi roman sitelerinde çok rahat bir şekilde bu Jack Kirby, Stan Lee imzalı Fantastic Four'un omnibusunun birinci volümünü bulabilirsiniz, alabilirsiniz. O yüzden dediğim gibi bu ikinci ve üçüncü volüme yoğunlaştım. Çünkü dediğim gibi diğerini bulmak çok kolay ama bu ikisini bulmak gerçekten de piyasada çok zor. Bunu da buradan dipnot olarak belirteyim arkadaşlar. Daha önce size Fantastic Dörtlü ile ilgili yapmış olduğum bir takım videolarda Jack Kirby ve Stan Lee imzalı bu serinin ne kadar önemli olduğundan bahsetmiştim. Yani şöyle söyleyebilirim, bir kere yani bu ikilinin bence yaratmış olduğu en baba seri bu seri arkadaşlar. Biliyorsunuz Thor, Captain America ve bir takım başka serileri de kendileri yaratmalarına karşın bu serinin yeri arkadaşlar gerçekten ayrıdır. Bunu bir kere altını çizeyim. Gerek yazım olarak gerek çizim olarak gerçekten Stan Lee ve Jack Kirby bu seride döktürmüşlerdir arkadaşlar. Yani bu herkes tarafından bilinen ve söylenen bir şey ve bu seri hakikaten çizgi roman dünyasında gerçekten büyük bir önem teşkil eder. Başka bir sebepten de aynı zamanda bu seri çok önemlidir. O da nedir? Hatırlayacak olursanız Fantastic Dörtlü videolarımdan bir tanesinde bahsetmiştim. Black Panther, Inhumans, Silver Surfer gibi önemli çizgi roman karakterlerini ilk olarak bu seride görmüşüzdür arkadaşlar çizgi roman tarihinde. Onlar da malumunuz yine Stan Lee ve Jack Kirby'nin yaratmış olduğu harikulade karakterlerdir. O açıdan da dediğim gibi yine başka bir önemi vardır bu serinin. Ve bu seriyi Stan Lee, Jack Kirby ikilisi 93. sayıya kadar yazıp çizmişlerdir. Ve hakikaten de dediğim gibi her sayısında çok ayrı tatlar, hazlar alabileceğiniz gerçekten harikulade bir klasik seridir. Türkiye'de bu seriyi bulmak tabii ki zor. Bilmiyorum Türkiye'de bunu hani herhangi bir yayın evi Türkçe siyah beyaz olarak falan klasik seri adı altında bastı mı basmadı mı? Eğer bilgisi olan varsa lütfen aşağıda yorum köşesinde paylaşsın. Ama ümit ediyorum eğer basılmamışsa
Bir çizgi roman yayın kuruluşu bu dediklerimi dikkate alır ve bu seriyi basar diyorum. Hakikaten herkesin, her çizgi roman okurun arşivinde olması gereken seri arkadaşlar. Unutmayın, Fantastik Dörtlü Jack Kirby ve Stan Lee imzalı serisi. Şimdi birazdan tabii bu kutsal kitaplarımızı açacağız, sayfalarına bakacağız. Sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ama onun öncesinde hemen size şunu da belirteyim. Bu Omnibus 2'de arkadaşlar Fantastik Dörtlü'nün 31'den 60'a kadar olan sayıları var. Üçüncü Omnibus'ta da arkadaşlar Fantastik Dörtlü'nün 61'den 93'e kadar olan sayıları var. Bir de Annual 5, 6 ve 7 sayıları var arkadaşlar. Hakikaten gerçekten fevkalade. Jack Kirby, Stan Lee gibi çizim alanında biliyorsunuz çizgi roman dünyasında saygınlığı olan, çok fazla sevilen bir çizerdir. Yani Jim Lee'den tutun Ivan Reis'e kadar herkes Jack Kirby'nin önünde eğilir. Çünkü Jack Kirby çizgi roman dünyasına, nasıl diyeyim size, ilk bu böyle hani farklı çizimleri kazandıran çizerdir. Böyle açıları olsun, panellemeleri olsun, yani bu özellikle aksiyon sahnelerindeki çizimleri olsun, gerçekten birçok bugün bildiğimiz o büyük çizerlerin ufkunu açmıştır Jack Kirby'nin çizimleri. O açıdan dediğim gibi Jack Kirby'yi de buradan saygıyla, sevgiyle anıyoruz. Dediğim gibi bu iki isim zaten Marvel'e şekil veren, Marvel'e yön veren isimlerdir. Bugün hepimizin bildiği Thor, Kaptan Amerika gibi karakterlerin yaratıcılarıdır. X-Men gibi karakterlerin yaratıcılarıdır diyorum. Ve gelin şimdi masamıza geçelim, kutsal kitaplarımızı açalım. Bakalım neler var içinde, neler yok. Bir yandan da sizlere bu seriyle ilgili anlatmaya devam edeyim diyorum. Haydi. Evet arkadaşlar, işte buradayız. Fantastik Dörtlü Omnibus Volume 2, Volume 3. Stan Lee ve Jack Kirby imzalı harikulade seri. Sayfalara geçmeden önce arkadaşlar hemen bir şey belirtmek istiyorum. Bu Volume 2 ilk baskı, Volume 3 ikinci baskı. Bunu neden söylüyorum? Çünkü Marvel bir süreden sonra arkadaşlar Omnibus'larda kullandığı kağıdı inceltti. İnceltince de tabii doğal olarak ne oldu? Omnibus'ların kalınlığında gözle görülür şekilde bir incelme oldu. Bakınız, bu ilk baskı daha kalın, ikinci baskı Volume 3'e göre. Tabii onun yanı sıra yine ince kağıt kullanmaya başlamakla beraber Omnibus'lardaki başka bir problemi de düzeltmiş oldu Marvel. O da nedir? Bakınız, şöyle açıyorum. Bunu açtığınız zaman arkadaşlar şöyle mesela açayım. Gördüğünüz gibi burada kağıt havaya kalkıyor. Bakın aşağıya inmiyor, yani düşmüyor. Artı burada gördüğünüz gibi okurken biraz da olsa bir kayıp yaşanıyor. Ki bu hakikaten okuyucuya rahatsızlık veren bir olaydı. Çünkü omnibuslar kalın olduğu için bunları okurken okuyucu böyle elinde tutmak istemiyor. Ki ben de buna dahildim. Ve en nihayetinde Marvel dediğim gibi kağıdın kalınlığını incelterek bu problemi çözdü. Evet, burada mesela şimdi göstereceğim size. Bakın, görüyor musunuz? Kağıt lap diye aşağıya yatıveriyor. Yani hiçbir şekilde bunu böyle tutmanıza gerek kalmıyor. Artı gördüğünüz gibi bu ortadaki kayıp da çok rahat bir şekilde giderilmiş oluyor bu vesileyle. Okurken hiçbir şekilde bu içeride kalan sözcük balonlarını okumakta zorlanmıyorsunuz. Bakın, gördüğünüz gibi komple full sayfa tam olarak açılabiliyor. Evet, bu güzel bir şey. Yani Marvel Omnibus'larda bu problemi çözmesi çok iyi oldu açıdan. Çünkü okuyucu tarafından bayağı bir şikayet alıyordu. Ben de mesela hiç hoşlaşmıyordum. Evet arkadaşlar, Volume 2, gördüğünüz gibi kapağımızda Galactus var, Fantastik Dörtlü ve Silver Surfer. Bu arada Galactus da yine bu Fantastik Dörtlü'nün serisinden çıka gelmiş bir karakterdir. Dedim ya, Fantastik Dörtlü hakikaten o anlamda birçok karaktere öncülük yapmış bir seridir. Evet, gördüğünüz gibi Omnibus'un içi normal cilt kapağı. Ve isterseniz gelin şimdi sayfalarına geçelim. Burada içeriklerimiz var. Hangi sayılar var, hangi hikayeler var, onları yazmışlar. Sayfa numarasını da göstererek bu serinin, daha doğrusu bu sayıların çıktığı tarihler de var. Aynı zamanda hangi aylarda ve hangi yıllarda çıktığı yazıyor. 1964'ten 1967'ye kadar çıkmış olan sayıları barındırıyor arkadaşlar. Yani anlayacağınız 1960'lardayız. Evet, harikulade Jack Kirby çizimleri arkadaşlar. Dediğim gibi Jack Kirby gerçek bir sanatçıdır. Ve bugün bildiğimiz bir sürü sağlam çizere
ön ayak olmuş harikulade bir abimizdir diyeyim. Neden? Çünkü alışılagelmişin dışındaki çizim teknikleriyle, panellemeleriyle, özellikle aksiyon sahnesine getirmiş olduğu dinamizmle gerçekten bugün çoğu çizerimize öğretmenlik yapmıştır o anlamda. Ve gördüğünüz gibi burada harikulade 60'lı yıllara ait çizimler ve dediğim gibi her sayısında ayrı ayrı tat alabileceğiniz harikulade bir seri. Umarım Türkiye'deki yayıncılardan birisi bu videoyu izler, kahve alır ve ne yapıp eder bu seriyi Türkçe olarak basar. Çünkü hakikaten bu seri her çizgi roman okurun arşivinde, kütüphanesinde bulunması gereken bir seridir yani. Çünkü tarihi önemi büyüktür. Bu arada arkadaşlar, hani Fantastik Dörtlüğü her ne kadar şu anda tutulmasa da çok fazla, Stan Lee ve Jack Kirby serisinin dışında yine dönem dönem başka yazarlar tarafından da çok tutulmuş serileri vardır. Bunların başında John Byrne serisi gelir. Onun yanı sıra Marv Wolfman serisi gelir. Onun yanı sıra yine Roger Stern'in yazmış olduğu bir dönem sayıları güzeldir. Yine aynı zamanda Mark Waid'in serisi güzeldir. Ve son olarak da modern zamanlarda çıkmış olan en sağlam Jonathan Hickman serisi vardır biliyorsunuz. Jonathan Hickman'ın imzalı Fantastik Dörtlü serisi zaten Türkiye'de Arka Bahçe tarafından Türkçe olarak piyasaya çıktı. Alınız onu da mesela, o da sağlam bir seridir. Yani anlayacağınız Fantastik Dörtlü aslında dönem dönem çok popüler olmuş sağlam bir çizgi roman kahramanlar grubudur. Ama ne yazık ki son yıllarda çok da fazla popüler değildir, yani popülaritesini kaybetmiştir. Ama eminim ki adam gibi bir yazar yazarsa şayet tekrar popülerliğini geriye kazanacaktır diye düşünüyorum. Evet, bu şekilde gidiyoruz gördüğünüz gibi. Black Bolt, Inhumans, onlar da biliyorsunuz Fantastik Dörtlü vesilesiyle piyasaya çıkmış bir gruptur arkadaşlar. Bir de Fantastik Dörtlü'nün şöyle bir özelliği vardır. Bu seriyle beraber Marvel çizgi roman evreni uzaya dalmıştır. Çünkü bu seride genelde hep mevzular uzay bağlantılıdır veya uzaydan gelen varlıklarla ilgilidir. Hatırlayacak olursanız bunu zaten daha önceki Fantastik Dörtlü videolarımda da belirtmiştim sizlere. Ve işte arka kapağı omnibusumuzun klasik Marvel'in omnibuslarda uygulamış olduğu arka kapak formatı nedir? Omnibusun içerisinde yer alan bütün sayıların kapaklarını yan yana bu şekilde basıyor her zamanki gibi Marvel. Şöyle biraz hatta yakınlaştırayım. Evet, gördüğünüz gibi bu şekilde. Ve isterseniz şimdi gelin volüm 3'e geçelim arkadaşlar. Ve işte huzurlarınızda volüm 3. Volüm 3'te arkadaşlar Marvel bir değişiklik yapmış ve Alex Ross'u tercih etmiş ana kapak için. Şöyle bir bakayım, net miyiz değil miyiz diye. Sanırım netiz değil mi? Evet. Alex Ross'u tercih etmiş ve Alex Ross'u hakikaten yine konuşturmuş. Gördüğünüz gibi Fantastik Dörtlü üyeleri uzaya giderken astronot kasklarıyla ve hemen arkasında da uzaydan dönüşteki mutasyona uğramış halleriyle görüyorsunuz Fantastik Dörtlü üyelerini. Hakikaten o anlamda anlamlı bir kapak olmuş. Ve iç kapağımıza bakacak olursak arkadaşlar, iç kapağımız yine siyah beyaz, herhangi bir şey yok üzerinde, cam falan. Ve sonrasında sayfalarımızı çevirmeye başlayalım isterseniz. Evet, gördüğünüz gibi burada omnibusun içindeki içeriklere dair bir takım bilgilendirmeler var. İşte yazarlar, çizerler vesaire. Sonrasında yine hangi sayılar, hangi yıllara ait, hangi aylarda çıkmış, onların bilgisi verilmiş burada. Bu omnibusun içerisinde 1967'den 1968'e kadar olan sayıları barındırıyor arkadaşlar. Ve sonrasında da burada yine bir ön söz var. Kimden yazılmış? Joe Sinnott tarafından yazılmış bu ön söz arkadaşlar. Ve sonrasında Stan Lee, Jack Kirby, Fantastik Dörtlü serisi kaldığı yerden tam gaz devam ediyor. Gördüğünüz gibi aksiyonu bol harikulade hikayeler. Şimdi genç arkadaşlarımıza bu çizimler belki biraz hani banal gelebilir. Onları da suçlayamam tabii ki. Sonuçta onların çizgi roman okumaya başladıkları zamanlarda tabii ki de çizim teknikleri çok fazlasıyla gelişmişti. Yani Jack Kirby'nin çizimlerine göre şimdiki çizimler tabii ki daha böyle derin, daha böyle yoğun, daha böyle farklı çizimler, daha canlı çizimler. Ama mutlaka genç arkadaşlarımız da bunları okuması gerekiyor. Çünkü dediğim gibi bu çizgi romanlar arkadaşlar bizim bugünkü çizgi roman dünyasına yön vermiş, şekil vermiş çizgi romanlardır. O yüzden hani diyeceğim, eğer ki bu Fantastik Dörtlü olmasaydı, Stan Lee ve Jack Kirby imzalı bu seri, emin olun bugün çizgi roman dünyası geldiği noktaya
belki de gelemezdi. Bu kadar fazla gelişemezdi. O kadar eminim ve o kadar da üstüne basa basa söylüyorum arkadaş. İnanın ya da inanmayın. Bence böyle. Evet, görüyorsunuz burada yine harikulade Jack Kirby çizimleri. Ve dediğim gibi Jack Kirby'nin açmış olduğu, nasıl diyeyim, yol özellikle aksiyon sahnelerindeki çizim teknikleridir. Yani bu çizim teknikleri Jack Kirby'yi çizene kadar çizgi roman dünyasında yoktu. Yani bu kadar böyle yoğun, aksiyonlu çizimleri çizgi roman dünyasında Jack Kirby'ye kadar bu tarz böyle derinlemesine aksiyon çizim sahnelerini çizgi roman dünyasında görmemişti hiç kimse. O yüzden dediğim gibi Jack Kirby'yi bir kez daha sevgiyle, buradan saygıyla anıyorum diyorum. Tabii Stan Lee abiyi de mutlaka her zamanki gibi anıyoruz. Stan Lee abi kalbimizde, seviyoruz onu yahu. Evet, görüyorsunuz harikulade çizimler böyle almış başını gidiyor ve gördüğünüz gibi ince sayfa kullanılmasının en güzel örneklerinden birisi işte. Bakın, sayfa havaya kalkmıyor. Dolayısıyla böyle kalın bir kitabı okurken elinizde tutmak zorunda kalmıyorsunuz. Ve yine aynı zamanda gördüğünüz gibi burada bir kayıp yaşanmıyor ki içeride kalan bu baloncukları okurken çok rahat bir şekilde okuyorsunuz. Yani kafanızı oraya buraya oynatmak zorunda kalmıyorsunuz. Evet, harikulade bir Silver Surfer, gümüş kayakçı çizimi arkadaşlar. Görüyorsunuz işte. Daha ne olsun yahu. Evet, bu şekilde Omnibus'umuz devam ediyor arkadaşlar. Bir de Omnibus'un sonuna götüreceğim sizi. Omnibus'un sonunda burada bir takım sketch'ler var. Onları göstermek istiyorum. İlginizi çekebilir diyorum. Evet, burada gördüğünüz gibi bazı kapakların orijinal halleri var. Sonradan değiştirilmiş mesela bir takım sebeplerden dolayı. Burada görüyorsunuz mesela işte Fantastic Dörtlü'nün 65. sayısının orijinal kapağı bu şekildeymiş. Sonradan değiştirilmiş veya içerisindeki bir takım sayfalar sonradan tekrar değiştirilmiş. Bu bazen olabiliyor arkadaşlar. Editörler bu tarz şeylere karışıyor ve Jack Kirby dahi olsa tam olarak bağımsız bir şekilde çalışmanıza izin vermiyor ne yazık ki bu editörler. Bu editörler yok mu bu editörler? Bunlara bir sallayacağım şimdi. Evet arkadaşlar, bu şekilde böyle bir takım işte orijinal kapak çalışmaları burada arkada. Onun yanı sıra yine bu omnibusun içerisinde yer alan kapaklar ve onun yanı sıra yine varyant kapaklar da tabii ki aynı zamanda burada yer alıyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Evet, görüyorsunuz mesela bu kapaklar da yine sonraları başkaları tarafından çizilmiş bir takım kapaklar. Mesela nedir? Burada diyor işte mesela Alan Davis tarafından mesela 2000 senesindeki Fantastic Dörtlü Volume 3. Daha doğrusu bu serinin yumuşak kapak versiyonları için mesela çizilmiş özel varyant kapaklar bunlar. Sonradan çıkan baskılar mesela 2000 senesinde bu serinin yumuşak kapaklı hali çıkmış, volüm 3'ü çıkmış ve bu da dediğim gibi o volüm 3 için özel olarak Alan Davis tarafından çizilmiş bir kapak. Evet, bu şekilde gördüğünüz gibi bu da mesela yine hoş bir kapak, yine alternatif olarak görüyorsunuz bu şekilde. Jack Kirby'nin çizmiş olduğu kapakları yine dediğim gibi başkaları renklendirmiş burada. Yani yine Jack Kirby'nin çizimi bunlar fakat Dean White tarafından yeniden renklendirilmiş. Gördüğünüz gibi mantolanmış. Gayet hoş. Evet arkadaşlar, umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Üye değilseniz hala üye olmayı da unutmayın. Dediğim gibi bol bol çizgi roman okuyun. Bu zamanlarda en güzel şey vakit geçirmek için çizgi roman okumak ve kesinlikle ve kesinlikle bir şekilde bu seriyi alın, edinin, okuyun diyorum ve şimdilik hepinize hoşça kalın diyorum.